Bunlar çıktı çünkü, çıkacak da zaten çünkü diye bir şekilde bunun anlatılması lazım. İzninle Erol Gürcan'a döneyim. Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan bu bölümde bizlerle. Erol günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür Sağ olun. ediyoruz. Dün oldukça hareketliydi. Seninle bu saatlerde bağlandığımızda %2, %3'tü kur hareketi. Daha sonra %7'ye kadar bir yükseliş gördük. 23'lerin üzerine geldi. Bu sabah sanırım biraz daha sakin bir kur var. Kurla beraber Borsa İstanbul'da dün yukarıya gitti. Orada da %3'lük bir yükselişte borsa 5500'lerin üzerine atmıştı dün kendisini. Bugün piyasaya dair beklentiler neler, gündemde neler var dinleyelim seni. Bu sabah itibariyle gündemdeki gelişmelere baktığımızda aslında yurt dışında Avustralya Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası'ndan gelen faiz artışları dikkat çekiyor. Sürpriz ikisi için de faizin sabit tutulması bekleniyordu ama her iki faiz artışı da bir miktar odağı aslında diğer gelişmiş ülke merkez bankalarına yani FED'e çevirdi diyebiliriz özetle. FED tarafında da aslında uzun zamandır yani son haftalarda diyeyim Temmuz toplantısında bir faiz artışı olma ihtimali piyasalar tarafından fiyatlanıyordu. Şimdi tekrar odak biraz daha bu tarafa kaymış durumda. Özellikle gelen bu sürpriz faiz artışları da enflasyon ilişkin riskleri bir miktar ön plana yeniden çıkartıyor gibi görünüyor. O yüzden küresel tarafta bunun yansımalarını izlemeye devam ediyor olacağız. Diğer taraftan Asya tarafında da Çin'de kamu bankalarının bir miktar faiz indirimi gerçekleştirdiğini gördük. Büyümeyi destekleme anlamında yakın dönemde oradan yavaşlama yönünde sinyaller gelmesinden bu veri gördük. Japonya tarafında da beklentilerin daha üzerine bir büyüme rakamı açıklandı. Bugünün küresel ajandasına baktığımız zaman küresel tarafta bugün Euro bölgesinde büyüme rakamları açıklanacak. Türkiye saatiyle öğle saatlerinde görüyor olacağız. Burada çeyreklik bazda bir değişim olmaması ama yıllık bazda %1,3 civarında bir artış olması bekleniyor. Gelelim Türkiye gündemine. Yurt içinde dün özellikle sizin az önce detaylarını paylaştığınız Sayın Şimşek'in mesajları ön plana çıktı denilebilir akşam saatlerinde. Burada aslında verilen mesajlar yine önemli, dikkat çekiciydi. Burada özellikle ilk Şimşek'in verdiği mesajlardan bir yana baktığımızda rasyonel politikalara dönüşten başka yol kalmadı demişti. Arkasından şimdi ilk attığı tweetler İngilizceydi ve yabancı yatırımcılara seslendi ve kurala dayalı öngörülebilir şeffaf bir politika setinin öne çıkacağını ifade etti. Türkçe tweetlerinde de biraz zaman ve sabır istedi. Aynı zamanda kendisinden başka birinden gelen açıklamalarda itibar edilmemesi yönünde talepte bulundu. Aslında bunların hepsi yine beklenen ortodoks geleneksel politikalara yönelim yönünde mesajlar, sinyaller olarak okunabilir. Bu anlamda bir miktar olumlu olarak yorumlanabilir ki kur tarafındaki dünkü stresin bir miktar sakinleşmesinde belki bu tweetlerinde bir miktar payı olduğunu söylemek lazım denilebilir. Bu sabah itibariyle kur yine 23 üzerinde seyrediyor ama düne kıyasla bir miktar daha sakinleşmiş gibi gözüküyor. Bu taraftaki hareketler belki yukarı yönlü kalmaya bir süre daha devam edebilir gibi gözüküyor. Tahvil piyasasında faizler 2 yıllık gösterge tahvilde 15 civarlarında. Burada da belki bir miktar daha yukarı yönlü hareket görebiliriz ama kur ve faiz tarafında bugün belki bir miktar dengelenme ön planda olabilir. Borsa tarafına baktığımız zaman da hafta başından bu yana aslında önemli bir yükseliş hareketi gördük. Belki kurdaki harekete benzer şekilde orada da yükseliş hareketinin bir miktar daha dengelendi. Belki kısa vadede önümüzdeki günlerde bir miktar kâr realizasyonunda geldiği görülebilir diyebilirim. Yurt içi ekonomi takvimine baktığımız zaman da bugün öğleden sonra haftalık para banka rezerv istatistiklerini takip ediyor olacağız. Burada özellikle rezervlerin izlediği seyir, KKM'nin izlediği seyir, para arzının büyümesi, DTH'ların, döviz tevdiat hesaplarının izlediği seyir gibi bazı başlıklar piyasaların yakın takibinde olacak diyebilirim. Bu şekilde özetlemiş olayım. Erol çok teşekkür ederiz aktar.